Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TET, Matematik soru bankasında sayı ve kesir problemleri sayfa 177 178'deyiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. 280 sayısının 4 bölü 7'sinin 2 bölü 5'i kaçtır? Burada uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok güzel insanlar. 280 sayısının 4 bölü 7'sini aldığında sonuçta bir sayı çıkacak. Tekrardan onun 2 bölü 5'ini alacağımız için peş peşe bu işlemleri yapma hakkınız var. Bakın şimdi buradaki 7 ile 280 sadeleşirse burada 40 olur. Bu 40 ile bu 5 sadeleşirse burada 8 olur. O zaman sonuç olarak üst tarafta 8 çarpı 4 çarpı 2 kalır. Yani cevap cevabım 64. Birinci sorumun cevabı C şıkkı çıkar. Geçtik ikinci sorumuza. Bir sayının 5 bölü 13'ünün 5 fazlasının 5 katı 100 olduğuna göre bu sayı nedir? Şimdi paydada 13 olduğu için paydada 13 olduğu için bu sayı güzel insanlar 13x olsun. Bizim aradığımız sayı 13x olsun. Bunun 5 bölü 13'ü o zaman 13x'in 5 bölü 13'ünü alacağım güzel insanlar. Sonra 5 fazlasına bakacağız. 5 fazlasının da 5 katı bak 5 fazlasının yani komplesinin 5 katı 100'müş canlarım. Gerisi ne olacak? Tabii ki şöyle olacak. Bu 13 ile bu 13 gidecek. Şurada 5x olacak. 5x artı 5 çarpı 5 eşittir 100. Gerisi 5'i dağıtırsak içeriye 25 tane x artı 25 eşittir. Buradan 100 gelir. 25 tane x eşittir 75 ise aradığın x değeri kaç çıktı? 3 geldi. Peki bizim aradığımız sayı neydi? 13 xti. O zaman 13 çarpı 3'ten cevabım bu sayı 39. E şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Payı paydasından 5 fazla olan bir kesrin çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4'tür çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4 ise o zaman benim aradığım sayı bir kez 4 bölü 3 ama buna denk olan bütün kesirlerde olabilir. Yani 4K bölü 3K çünkü burada payı paydasından 5 fazla demiş. Anlaştık mı? Bak tekrar söylüyorum. Önce payı paydasından 5 fazla olan bir kesrin burası bir dursun. Çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4 ise o zaman bunun normal hali 4 bölü 3'tür. Ama biliyorsunuz 4 bölü 3'e denk olan kesirleri biz 4K bölü 3K şeklinde yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra pay paydasından ne kadar fazlaymış güzel insanlar? Tabii ki 5 fazlaymış. O zaman aradığımız K değeri kaç geldi? 5 çıktı canlarım. Peki bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Pay ve paydasını toplarsak 7 tane k yapar. K'yı da 5 bulduk. 7 kere 5'ten cevap 35 yani C şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Değeri 2 bölü 5 olan bir kesrin payına 4 ekleyip paydasından 8 çıkarılırsa kesrin değeri 2 bölü 3 oluyor. Bak şimdi değeri 2 bölü 5 ise bir önceki soruda da söyledim size. Bu kesir 2K bölü 5K'dır. Sen bunun payına kaç ekliyorsun? 4 ekliyorsun. Paydasından ise 8 çıkarttığın zaman oluşan kesir 2 bölü 3'e denkmiş. İçler dışlar çarpımı yapalım güzel insanlar. Ve bizim ilk kesirimiz de unutmayın 2K bölü 5K bak. İlk kesirimiz bu. Anlaştık mı? İçler dışlar yaparsak 6 tane K artı 12 eşittir. 10 tane K eksi 16 gelir. At bu tarafa 28, at bu tarafa 4 tane K yapar. Aradığın K değeri bir kez 7 geldi. Peki ilk kesirin pay ve paydasının toplamı 7 tane K yapar. K'yı 7 bulduk. 7 kere 7'den cevap 49. Yani değişikli gelir güzel insanlar. Geçtik bir sonraki soruya. Taner parasının 1 bölü 3 ile kitap, kalan parasının 2 bölü 5'i ile de bir defter alıyor. Geriye 120 TL parası kalıyor. Buna göre Taner'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Şimdi şuradaki kelime önemli kalan parasının. Şimdi canlarım ne yapacağız? Size ilk başta farkındaysanız sadece 3 ve 5'i bilerek boyadım. Burası önemli çünkü. 3 ve 5'i çarparsak toplam parası 15x olsun. En pratik yol budur arkadaşlar. O zaman önce 15x'i ne yapacağız? 1 bölü 3'ünü alacağız. 1 bölü 3'ünü alırsak 5x geldi. Bununla Kitap alıyormuşuz biz. Bununla kitap alıyoruz. Ne yaptık? Şu 3 ile 15'i sadeleştirdik. 5x kaldı. Kalan parası dediği için 15 xten 5x'i çıkartırsam 10x kalır. 10x'in de 2 bölü 5 ile ne yapacağız? Defter alacağız. E güzel insanlar 5 ile 10 sadeleşti. 2, 2 çarpı 2'den 4x'e de geldik. Defterimizi aldık. E peki 10x'in 4x'ini deftere verirsek bizim 6x paramız kalır. Bu neye eşitmiş? 120 TL'ye eşitmiş canlarım. X buradan kaç gelir? 120 bölü 6'dan 20 geldi. toplam param 15 X'ti. 15 çarpı 20'den aradığın cevap 300. Yani değişiklik çıkacak. Geçtik 6. sorumuza. Bir memur maaşının 1 bölü 3'ü ev kirasına. Kalan maaşının 1 bölü 4'ü market giderlerini harcıyor. Son durumda bu memurun cebinde 10.800 TL kaldığına göre memurun ev kirası kaç TL'dir? Şimdi güzel insanlar ne yapacağız? Yine 4 ve 3'ü çarpacağız. Memurun maaşı 12x olsun. Bu bizim maaşımız. Peki 1 bölü 3'ünü harcayacağız. 12x'in 1 bölü 3'ünü harcarsak 4x yapar. 4x'i ev kirasına verdik. Tamam. Geri kalan maaşı ne olur? 12 xten 4x çıkarsa 8x olur. Bunun 1 bölü 4'ü ne yapar? 2x yapar. Bu da market giderlerine kullandığı para. Peki 8x'ten 2x çıkarsa 6x kalır. Bu bizim kalan paramız. Son durumda neymiş? 10.800 lira para kalıyormuş. Güzel insanlar. E şimdi x buradan ne gelir? 108'in içinde 6, 18 defa var ve 20'yi da koyduk. Buradan 1.800 çıktı. Memurun ev kirasını sormuş. Ev kirası neydi? 4x'ti. 4 4x çarpı 1.800'den 4 çarpı 1800'den cevabım 7200 TL gelir. B şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Mustafa bir kitabın önce 1 bölü 3'ünü sonra da 1 bölü 4'ünü okuyor. Daha sonra kalan sayfaların 2 bölü 5'ini okuduğunda kitabın bitmesine 60 sayfa kalıyor. Buna göre bu kitap kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Önce 3 4, 5'i çarpıp bu kitabın tamamına 60x sayfa diyeceğiz. 60x sayfa. Peki güzel insanlar. Önce 1 bölü 3'ünü okuyor. 60x çarpı 1 bölü 3'ten 20x'ini okudu. Bakın burada önemli bir şey var. Kalan demiyor bak. Kalan demiyor. Sonra da 1 bölü 4'ünü okuyor. Yani yine 60x'in 1 bölü 4'ünü okuyor. O zaman ne oldu? 15x daha okudu. Şimdi toplamda kaç sayfa okudu? 35x sayfa okudu. Bak şimdi dikkat et. Daha sonra işte buradan sonra söylüyor. Kalan sayfaların o zaman 60x'in sen 35x'ini okursan geriye ne kadar sayfa kalır? 25x kalır. 25x'in de 2 bölü 5'ini daha okuyor bu güzel insanlar. Okuyalım. Peki buradaki 5 bu 5'i götür. Yani burada 5 kalır. 10x daha okudu bak. 10x daha okudu. Geri ne kadar kaldı? 25x'in 10x'ini okursa 15x kalır. İşte bu neye eşitmiş? 60 sayfaya eşitmiş. Çünkü kitabın bitmesine 60 sayfa kalıyormuş canlarım. O zaman 60'ı 15'e bölersen x buradan 4 gelir. Kitap kaç sayfadır diyor. 60x sayfaydı. X'i de 4 bulduk. 60 çarpı 4'ten 240 sayfa yani cevabım D şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Bir konfeksiyoncu elindeki bir top kumaşın 3 bölü 8'ini satıyor. Daha sonra 9 metre daha satınca geriye tüm kumaşın yarısı. Şu yarısı yerine bir 1 bölü 2 yazalım mı yazalım. Ve onun da paydasını boyayalım. Peki buna göre bu top kumaş kaç metredir? Canlarım 8 ile 2'yi çarparsak toplam kumaşım 16x olsun. Toplam kumaşın uzunluğu bu. Peki geldik ne yapacağız? Önce 3 bölü 8'ini satacağız. 16x'in canlarım 3 bölü 8'i ne yapar? Güzel insanlar hemen şöyle bununla bu gider. Burada kalır 2. O zaman şuradan bir kez 6x geldi. Bunu sattık. Bak bunu sattık. Ne kadar kaldı? 10x kaldı. Daha sonra 9 metre daha satınca 10x'ten sen ne yapacaksın? 9 daha çıkaracaksın. Geriye tüm kumaşın yarısı kalıyor. Şimdi tüm kumaşın 16x değil miydi? Onun yarısı demek 1 bölü 2 değil mi? gerisi şunla şu sadeleşir. O zaman 10x eksi 9 dediğin ifade aslında kime eşit olur? 8 tane x eşit olur. Bunu buraya bunu buraya atarsan 2x eşittir 9. x buradan 9 bölü 2 geldi. Bizden neyi istiyor? Pumaşın tamamını istiyor. Yani 16x'i 16 çarpı 9 bölü 2. Canlarım şununla şu sadeleşti 8. 8 kere 9'dan 72. Cevabım Adana çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar dikey olarak yükselmektedir. Top 3. kez yere çarptıktan sonra 54 cm yükseldiğine göre... Topun ilk bırakıldığı yükseklik kaç santimetredir? Şimdi güzel insanlar şöyle bir yüksekliğimiz olsun ve biz bu topu buradan bırakalım. Şimdi canlarım hemen geldik şuraya bir tane top çizdik. Şöyle topumuzu çizdik ve 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. O zaman geldik biz buraya x dedik. Sen ne yaptın bunu 3 bölü 4'ü kadar yükselttin. Tekrardan geldin buraya diyelim ki o zaman burası ne oldu? x çarpı 3 bölü 4. Tekrardan aşağıya indi bu güzel insanlar. Peki yine x çarpı 3 bölü 4 kadar yol aldı. Peki top 3. kez yere çarptıktan sonra şu an 1. yere çarpma gerçekleşti. 2. yere çarpma gerçekleşti. Şimdi alacağı yükseklik yine bunun 3 bölü 4 olduğu için x çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 gelecek. Şu an top burada ve 3. kez yere çarptı. Güzel insanlar durduk. Şimdi 3. kez yere çarptıktan sonra 54 santimetre yükseliyormuş. O zaman sen bunu bu sefer ne kadar yükselteceksin? X çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Bu işte kaça eşitmiş? 54'e eşitmiş güzel insanlar. Bakalım 3, 9, 27. Şuranın çarpımı 27 yaptı ya. Bunda sadeleşti. 2 kaldı. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 çarpı 2 de ne gelir güzel insanlar? 128 gelir. Peki topun ilk bırakıldığı yüksekliği sormuş. Yani x'i cevabım değişikli çıkar güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Burada ne var arkadaşlar? Bir şişenin 2 bölü 3'ü su ile doluyken kütlesi 240 gramdır. Şişenin içindeki suyun 1 bölü 4'ü boşaltıldığında kütlesi 200 gram gelmekteymiş. Buna göre boş şişenin kütlesi kaç gramdır? Canlarım gelin biz burada 4x içinde su var diyelim 4x. Peki bunun 1 bölü 4'ünü boşaltıyoruz. O zaman 4x'in 1 bölü 4'ü ne yapar? Tabii ki x boşaltıldı. Peki x boşalttığın zaman buradaki gramaj ne yapmış güzel insanlar? 40 gram azalmış. Demek ki benim x değerim aslında buradan 40 çıktı. E peki bunun içinde 4 x su vardı. Demek ki bunun içindeki ağırlığın 160 gramı bir kez sudan geliyor. E toplam ağırlık 240 ise geri kalan 80 gram nereden gelecek? Tabii ki şişeden gelecek güzel insanlar. Cevabımız B şıkkı çıktı. Geçtik 11. sorumuza. Bir okulda öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen. Tamam. Öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar da memuru vardır. Şimdi paydaları gördünüz mü? 12 ve 4. O zaman hemen çarpalım. 48 x tane bu okulda öğrenci olsun. 48 x öğrenci var. Peki bu öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen. Hemen yazdım. 48 x'in 1 bölü 12'si 12 ile 48 sadeleşir. 4x ne geldi? Öğretmen geldi. Peki bu öğretmenlerin de 1 bölü 4'ü kadar memur. 4x çarpı 1 bölü 4. Yani x kadar da ne var? Memur var. Güzel insanlar. Peki bu okuldaki öğretmen, öğrenci ve memurların toplam sayısı 318 olduğuna göre bu okulda kaç tane öğretmen vardır? Peki hemen bakalım. 48 x de, 4 x ve bir de şu x'i topladığımız zaman 318 eşit olacak. 48x yazdım. Sonra 4x yazdım. Ve en sonunda bir tane x yazdım. Cevap 318 geliyorsa 48, 52, 53. 53 tane x eşittir 318 ise benim aradığım x değeri kaç gelecek? 6 gelecek. Peki bu okulda kaç tane öğretmen vardır? 4 çarpı 6'dan 24 tane öğretmen varmış güzel insanlar. Geçtik 12. sorumuza bir öğrenci elindeki parasının 2 bölü 5'i ile tanesi 20 TL olan defterlerden 3 tane alabilmekteymiş. Şimdi 3 tane defterin fiyatı bir kez ne olacak? 20 çarpı 3'ten 60 TL gelecek. Ama bu öğrenci elindeki paranın tamamıyla değil 2 bölü 5 ile. O zaman bizim paramızın tamamı 5x olsun. Paydada 5 olduğu için. Bunun 2 bölü 5'i ne yapar? 5x çarpı 2 bölü 5'ten 5'ler birbirini götürür 2x. Yani bu 2x liraya 60 TL'lik gidip harcama yapıyoruz. 60 eşittir buradan 2 xe x kaç geldi? 30 geldi. Peki benim başlangıçta ne kadar param var? 150 TL'de param var. Şimdi burayı hep buldum. Başlangıçta 150 TL'm var. Gittim 60 TL'sine 3 tane defter aldım. Geriye kalan parası. Geriye ne kadar parası kaldı? Hemen yazalım. 150 eksi 60'tan 90 TL para kaldı. Bu paranın da 1 bölü 3'ü ile o zaman 90'ın 1 bölü 3'ü ne yapar güzel insanlar? 30 TL yapar. 30 TL'ye fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alıyor. O zaman silginin fiyatına ben A dersem peki 30 eşittir buradan 5 tane silgi aldığım için 5A. A buradan kaç geldi? 6. Bir silgi 6 TL'ymiş güzel insanlar. Geçtik 13. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıda uzunluğu 24 santim olan bir cetvel verilmiştir. Jetverin sol ucundan uzunluğunun 1 bölü 6'sı kadar sağ ucundan uzunluğunun 1 bölü 4'ü kadar düzgün bir şekilde kırılarak atılıyor. Buna göre kırık cetvelin tam orta noktasını mavi renkle gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi güzel insanlar size birkaç tane bilgi vereceğim. O bilgilerle soruyu 2 saniyede çözeceğiz. Şimdi burada diyelim ki bu cetvel şu an 0'a 24 mü? Evet. Bunun tam orta noktası şu an kaçta? 12'de güzel insanlar. Bakın şimdi siz bir cetvelin sol ucundan 1 bölü 6'sını kesiyorsunuz. O zaman 24'ün 1 bölü 6'sını yapar 4 santim yapar. Sen buradan 4 santim kesersen Orta nokta diğer tarafa 2 santim kayar. 2 santim. Burada pratik bilgi budur. Her zaman yarısı kadar diğer tarafa gider. Şimdi geldik. Diğer taraftan 1 bölü 4'ünü kesiyorum. Yani 6 santim kesiyorum. O zaman buradan 6 santim kesersem ben güzel insanlar orta nokta 3 santim bu tarafa kayacak. O zaman totalde bu 2 bu 3'ü birbirine ne yapacak? Balanslayacak. Yani 1 santim bak 1 santim ne olmuş olacak? Sol tarafa gitmiş olacak. 12 ise şu an orta nokta nereye gelecek? Tabii ki 11'e gelecek. Cevabım da aşıklı çıkar güzel insanlar. Bak tekrar anlatıyorum burayı. 3 santim normalde sola gitmesi lazım. 2 santim sağa gitmesi lazım. Bu 3 ve 2 ikisini kullanıyor bu tarafta. Sadece 1 santim nereye gitmesi lazım? Sola gitmesi lazım. 12'den 1 santim sola gidersem... 11 olur. Cevabım da A şıkkı gelir. Ve böylelikle testimiz biter güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.